Haber.com'dan herkese sevgiler. Seçim ikinci turunu geride bıraktık ve yoğun bir seçim sürecini gerçekleştirdik. Ve 13. dönem Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Aslında dine bakacak olursak seçim sürecinde sandıklarla ilgili çok mühim bir şey yaşanmadı. Fakat Şanlıurfa seçimin ilk turunda da olayların olduğu bir ilimizdi bizler için. Ve CHP 27. dönem İstanbul Milletvekili Doktor Ali Şeker bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Anonsunuzda şuna dikkat çekmek isterim. Çok önemli bir şey olmadı derken. Özellikle... Şöyle... Şanlıurfa'da çok ciddi, çok tabii ciddi ki, Şanlıurfa haricinde oldu. Yani sadece Şanlıurfa değil, Doğu ve Güneydoğu'da birçok sandıkta toplu oy kullanmalar ve tehditler, sandık başkanlarının rehin alınması yaşandı. Tabii ki onu belirttim aslında anonsunda. Genel olarak, genel itibariyle Türkiye geneline baktığımız zaman çok sayıda olay bize gelmedi. Fakat Şanlıurfa seçimin ilk turunda da bizler için kötü olayların yaşandığı maalesef ilimizdi. Şu anda öyle oldu ve size de geçmiş olsun dileklerimizle başlamak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Kimliksiz sanırım oy kullanma girişimleri yaşanmış ve başka benzeri olaylar da yaşanmış. Sizler dinlemek istiyoruz bunu. Şöyle ben Akçakale ve Harran ve Eyübiye bölgesi çok sayıda köy ve orada kurulan sandıkların olduğu yerler ve buralarla ilgili daha önce usulsüzlük yaşanan ve bu seçimde de usulsüzlük yaşanmasının muhtemel olduğu yerleri biz seçim kurullarına, valiliğe, emniyete bildirdik ki buralarda tedbir alınsın diye. Maalesef tedbirler ısrarımıza rağmen yine yetersiz kaldı ve birçok sandık müşahidimiz ve sandık görevimiz tehdit edilerek alanlara sokulmadı. Bunlardan birisi de Karaağacı'ydı. Geçen 14 Mayıs'ta orada sandık görevlilerimiz tehdit edilerek köyden çıkartıldı. Ve o zaman da belirttiğimiz halde güvenlik tedbirlerinin alınması konusundaki taleplerimizi ilettiğimiz halde bu gerçekleştirilmemişti. Bu seçimde de yine güvenlik önlemini almadılar. Sadece 4 jandarmayla 1100'e yakın seçmenin oy kullandığı yerde biz sabah saat 7'de gittiğimizde niye geldiniz, niye İstanbul'dan geliyorsunuz, biz burada bir şey mi yapacağız ki falan gibi bir tepkiyle karşıladılar. Çünkü daha önce usulsüzlük yapmışlardı, bu seçimde de usulsüzlük yapacaklardı ve bununla ilgili olarak da tedbir alması gerekenler maalesef o güvenlik tedbirlerini almadılar. Saat 9 çeyrek civarında da daha önce birçok kez sözlü saldırıda bulunanlar toplu olarak linç girişiminde bulunmaya kalktılar. 30-40 kadar oyunu kullandığı halde o bölgeden ayrılmayan ve o saate kadar da bir kadın, köyden gelen bir kadın oy kullanmadı, sadece bir kadın gelmedi. Sandık görevlisi olan bir öğretmenle bir asker eşi oy kullandı. Onun dışında köydeki seçmen kadınlardan bir tanesi dahi o bölgeye gelmedi. Ve o saldırı akabinde o sandıkta toplu olarak kadınlar adına, oraya hiç gelmeyen, hiç bulunmayan kadınlar adına aynı imzaları tekrarlayarak, aynı karalamaları yaparak, daha doğrusu imza da değil. Her bir sandıkta 3 sandık var. Yaklaşık 350-360 civarında sandıkta oy kullanacak kişi var. Normalde her bir sandıkta 20-30 kişi bile daha oy kullanmamışken toplamda 60-70 kişi, bilemediğiniz 80 kişi oy kullanmışken o saldırıyla bize kasteden linç girişiminin akabinde biz jandarma aracına geçtiğimizde diğer müşahit arkadaşla birlikte orada biz diğer milletvekili arkadaşımız Mahmut Tanal geldiğinde o 20-30 oy kullanılan sandıklarda 200-300 pusula atıldığını tespit ettiler ki kimse o arada oy kullanmaya girmedi. Hiçbir kadın o bölgeye gelmedi. Yani bu kadar açık gaspın yaşandı. Bu kadar açık kadınların seçme ve seçilme hakkının gasp edildiği bir ortamda biz orada zaten itirazlarımızı yapmıştık. Sandık başkanları da oradaki memur üyeler de
resmen tehdit ediliyor ve rehin alınıyor pozisyondaydı. Ve bu rehin alınmıştı. Türkiye'yi de rehin aldırmaya çalışan bir anlayış var. Daha önceden tedbir alınmasını talep ettik ve bu usulsüzlüğün, bu yolsuzluğun suç olduğunu, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis olduğunu herkes biliyor. Ama kendi memurunu rehin alan bir anlayış var ve o rehin alınmış memurları, tehdit edilen memurları o suça iten bir anlayış var. Ve orada hayatlarıyla tehdit edilen insanlar orada görevlerini yapamaz hale gelmiş durumda. Ve biz oralarda tedbir alınması, güvenlik kuvveti yığılmasını talep ettiğimiz halde sadece 4 tane jandarma vardı o bölgede. Onlar da doğal olarak yetersiz kaldı. Ve orada rehin alınan memurlar, rehin alınan sandık görevlileri, sandık başkanları ve bu bilerek yapılıyor. Bu bir tercih meselesi. Bu bir iradenin gaspı meselesi ve burada alenen işlenen suç yetersiz güvenlik kuvveti tedbiri alınarak desteklenmiş oluyor. Peki size saldıranlar kimdi? Yani orada vatandaşlar mıydı? Kimdi? Yani siz tanıyor musunuz onları? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin organize ettiği organize bir şebekeydi. O şebekenin de ilgili şikayetleri yaptık. O şebekenin amacı bizim orada yasal olarak oy kullandığını gözlememize dair durumdan son derece rahatsızlardı. İlk baştan itibaren tacizler, hakaretler de bulundular. En son toplu linç girişimine kadar götürdüler. Bu barbarlığı, bu vahşeti oluşturacak zemini, vasatı da örgütlediler. Zaten aradıkları, istedikleri buydu. Kadınların seçme seçilme hakkını gasp edip 1934'ten beri Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı var. Ama oradaki yapılar suç işleyerek oradaki, yani açık olarak ceza kanununda seçme ve seçilme hakkına yönelik suçların 3 yıldan 5 yıla kadar cezası var. Oradaki sandığın başında bulunan görevliler bizim can güvenlikleriyle tehdit edildi ve oraya girişleri engellendi. Müşahitler orada darp edilmek süreciyle onlar da alandan uzaklaştırıldı. Ve onların yerine sahtekarlıkla imza atıldığı sabit olduğu halde bununla ilgili işlemlerin yapılmasını biz talep ettik. Onlarla ilgili süreci de takip edeceğiz. Onların fotoğrafları da elimizde. Sahtekarlığın aleni, suçun aleni işlendiği bir durumda güvenlik kuvvetlerinin oranın emniyetini yeterince almamakla bu işin oluşumuna destek verdiği bir apaçık açıdan. Peki gözaltılar olmuş muydu o sırada size saldırıdan sonra? Biz gerekli şikayetlerde bulunduk. Avukat arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Peki diğer bölgelerde de aynı durum yaşandı mı yakın bölgelerde? Akçakale'deki bir durumu size ifade edeyim. Yurt dışından Türk vatandaşları geldiler destek olmak için. Burada demokrasinin usulüne uygun işletilmesi ve seçimlerin yasalar çerçevesinde yapılması için İstanbul'dan başka arkadaşlarımız geldiler sandık güvenliğinin korunması için. İlçe Milli Eğitim Müdürü AKP milletvekiliyle beraber Akçakale'ye gelerek son saatlerde kullanılmayan oyların toplu olarak kullanılmasını dayattı oradaki öğretmenlere. Ve bu dayatma neticesinde itiraz eden öğretmenler tehdit edildi. Israrla yasa dışına suça itilen insanlar direnebildikleri kadar direndiler. Direnmeyenler, kalanları toplu olarak oy kullandı. Şöyle bir ahlaksız teklifi dahi yapabildiler. Tamam, toplu oy kullanmamıza müsaade etmiyor sandık başkanı. Orada yarı yarıya oy kullandıralım ama kullandırmış olalım şeklinde. Oradaki usulsüzlüğü dayatan bir iktidar yapısı var. Ve milletvekili de, ilçe milli eğitim müdürü de bu suçun ortağı, bu rezaletin Türkiye'de yaşanması, Türkiye'ye bu utançla baş başa bırakılması konusunda suç işlemekten çekinmediler. Ve bu yapı korunarak Türkiye demokrasisi zarar görüyor. Peki. Elbette demokrasi adına istemediğimiz
tablolar ve bunları hiçbir şekilde demokrasiye inanan insanların kabul edebileceği bir şey değil. Yani umarım ferdidir, münferittir bu bahsettiğiniz yaşananlar. Ferdi münferit değil, yaygın. Harran, Akçakale ve Eyübiye köylerinde normal oy kullanma oranları Güneydoğu Anadolu'da %70-75 civarında. Buralarda %95, %100, %100'ün üzerinde kullanılan sandıkları biz tespit ettik. Ve bunlarla ilgili gönderdiğimiz birçok sandık görevlisi tehdit edildi. Onların can güvenliği sağlanmadı ve oralarda usulsüzlükler oranlardan da kendini gösteriyor. Bir oy Kılıçdaroğlu'na, 366 oy Erdoğan'a şeklinde sandıklar maalesef oralarda durumu açıklığıyla gösteriyor. Bütün oyların, kalan oyların, kullanılmayan oyların kullanılması konusunda kaymakamların, ilçe milli eğitim müdürlerinin ve AKP milletvekillerinin bölgedeki yapmış olduğu çalışmalara oradaki bütün sandık görevlileri şahittir. Orada yaşayan sandık memurları da bu işin şahididir. Onları da arayıp sorduklarında bu gerçekte onlar da tanışmış olacaklar. Peki o esnada bu bahsettiğiniz olaylar gerçekleşirken herhangi bir müdahalede bulundunuz? Evet, ama siz de CHP olarak orada bir ekip olarak bulunuyorsunuz. Evet. Oradaki süreç nasıl işledi mesela, bir oy Kılıçdaroğlu'na 300 küsur oy Erdoğan'a şeklinde nasıl yapılıyor? Böyle sandıkta zaten durduk. Orada toplu linç girişimine giriştiler ve biz valiliğe daha önceden bildirdiğimiz halde, ilçe seçim kuruluna, il seçim kuruluna bildirdiğimiz halde orada güvenlik tertibini yeteri kadar almayarak bu işin bu şekliyle olmasına çanak tuttular. Ve biz canımız pahasına orada demokrasinin yasalara uygun olarak işletilmesi, seçimin yasalara uygun yapılması için mücadele verdik. Ve sonrasında da ben hastaneye geçtiğimde Sayın Mahmut Tanal geldi. Ondan sonra ben geçtim. Ama bu arada bizim jandarma aracında bulunduğumuz sürede de oradaki sandıkta bulunan herkes suç işledi. Ve bu suçun cezasını vermekte kanunlar eğer geçerliyse Türkiye'de bütün mahkemelerin gereğini yapması gerekiyor. Biz gerekli suç duyurularında bulunduk. Gerekli itirazlarda bulunduk. Sürecin bu şekilde gelişmesi, bunların yaşanması seçimi kazandırabilir ama büyük bir utançla baş başa bıraktı Türkiye'yi. Peki sizden başka kimse yaralandı mı? Ve sizin yaralanma dereceniz ne? Burnunuzdan bir darbe almışsınız galiba. Evet, bir arkadaşımız daha darp edildi. Ben yaralandıktan sonra hastaneye geçtim. Arkadaş da hastaneye geçti ve karakola geçti. Orada yapılan bu saldırının amacı dediğim gibi o alanı boşaltmak, o suçu işlemek içindi. O suçlar işlendi. Biz suç duyurularında bulunduk. Dediğim gibi süreci takip ederek devam edeceğiz. Peki, çok çok geçmiş olsun Ali Bey. Teşekkür ediyorum. Bir daha böyle manzaralarla karşılaşmayız. Bu son olur. Çok geçmiş olsun ama. Bunun son olması, teşekkür ediyorum. Bunun son olması için iktidarın bu işten medet ummaması gerekiyor. Ve bu suça ortak olmaması gerekiyor ama suçun azmettiricisi maalesef iktidar. Peki şunu da sormak istiyoruz size. Seçim sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan'ın %52.16'lık bir oy oranı, Kılıçdaroğlu'nun %47.84'lük bir oy oranı var. Seçim sürecini hep beraber yaşadık. Seçimde özellikle bu kalan oyların kullandırılması sürecini hep beraber yaşadık. Böylesi bir adaletsiz yarışta yine biz kazanmak için elimizden geleni yaptık. Ama bu yolsuzluklarla baş edemedik ama bu düzene de boyun eğmedik. Ve benle beraber darp edilen arkadaşımız da bugün iş yerinden çıkartılmayla tehdit edilip ücretsiz ayrıldı. O sandıkta görev aldı ve demokrasiyi sandığa sahip çıkmak istediği için. Peki. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin demokrasi için herkesin bu mücadeleye omuz vermesi gerekiyor. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar size ve ekibinize geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.